Bunlardan bahsetmişti. Bunları biraz daha açarak devam etmeyi planladım. Epilepsi, bireyin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen fiziksel, emosyonel ve entelektüel ve sosyal yaşamında önemli kayıplara ya da problemlere yol açan nörolojik bir hastalık. Epilepsi hastalarında psikososyal sorunlar genel popülasyona göre genel olarak ortalaması çok daha yüksektir. Epilepsinin çoğu zaman belirsiz olan doğası hastaların birçok psikososyal sorunlar yaşaması neden olmaktadır. Psikososyal sorunlar hastalığı fiziksel belirtilerinden daha büyük sorunlar ulaşabilmektedir. Epilepsiyle ilgili psikososyal sorunlar hastalığın etiyolojisine, yani hastalığı doğasına ve gidişatına ve nöropatolojisine, yani kliniğine ve hastanın yaşına, nöbetlerin sıklığına, şiddetine ve tipine göre epilepsi süresine, antiepileptik ilaçları ve çeşitli psikolojik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Epilepsi hastalarında sıklıkla görülen psikososyal sorunlar stigma, biraz sonra tanımını yapacağım, sosyal izolasyon, kişiler arası ve aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar, bilişsel işlev sorunları, işlev bozuklukları, benlik saygısında azalma, okul veya iş hayatında yaşanan performans eksiklikleri, düşme ve iş bulmada yaşanan güçlüklerdir. Epilepsi hastalarına sosyal sorun özellikle depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirilmelidir. Biraz önce Doktor Ayşe Hanım da bahsettiği gibi psikososyal sorunlar depresyon ve anksiyete ile ilişkilendirildiğinde aynı şekilde kişinin günlük yaşantısını oldukça zorlayan, iş bulmasını veya hayatını idame ettirmesinde de birçok kayıplara ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Antiepileptik ilaçlar nöbetleri tam olarak ortadan kaldırmasa da en azından indirgemek için epilepsi tedavisinin genel temel taşını oluşturmaktadır. Bununla birlikte antiepileptik ilaçların nöbetleri kontrol altına alma düzeyi ne olursa olsun hastaların yaşam kaliteleri üzerinde oldukça olumsuz etkileri için psikososyal girişimlerden de yararlanılabilir. Son yıllarda uygulamaya giren yeni kuşak antiepileptik ilaçlar ve epilepsi cerrahisi epilepsi tedavisi daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak yapılan çalışmalar bu hastaların yaşam kalitelerinin genel popülasyona karşılaştırıldığında daha düşük olarak olduğu gösterilmiştir. Psikiyatrik ve bilişsel bozukluklar epilepsi hastalarının yaşam kalitesinin düşük olmasına önemli ölçüde neden olmaktadır. Bunun dışında tekrarlayan nöbetler hastanın aile ve sosyal ilişkiler kurmalarını, geliştirmelerini, eğitimini, iş hayatını ve araba kullanmalarını engelleyebilmekte. Ayrıca stigmaya neden olan epilepsi hastalarına karşı olumsuz tutum ve davranışlara gelişmesine neden olmaktadır. Yani daha çok toplum tarafından bir etiketlenmeden bahsedebiliriz burada. Daha çok işte epilepsi hastalarına genel toplumsal bakış açısıyla ilgili olarak hastaları psikolojik açıdan bu anlamda çok etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda epilepsi hastaların bazı potansiyel sorunlarla birlikte yaşadığını, çünkü o hastaların nöbetlerinin ne zaman ve nerede meydana geleceğini, bilinçlerini kaybedip kaybetmeyeceklerini ve nöbetlerin kontrol altına alınıp alınmayacağını bilmeden yaşadıkları belirlenmiştir. Tabi bu belirsizlikler de aynı zamanda bireyi sosyal durumlara karşı hassas, kırılgan ve savunmasız bir hale getirmektedir. Epilepsi hastaları nöbet geçirme konusundaki bu belirsizlik ve korkunun epilepsiyle yaşam konusu uyumu olumsuz etkileyen bir faktör olduğu belirtilmektedir. Tüm kronik hastalıklar kişinin yaşam kalitesini etkilerken bu etki epilepsi olan kişiler daha belirgindir. Yani bu belirsiz olan yaşam koşulları kişinin daha çok izole olmasına, toplumdan ve bireysel olarak çevresine uzaklaşmasına, dolayısıyla bir şeyleri başarıp başaramayacağına ilişkin veya ego gücü dediğimiz kişinin kendisini hayatta var olduğunu hissettiren
gücünün ve enerjisinin de azalması veya yok olması anlamına gelmektedir. Ve nöbetin şiddetine göre çeşitli alanlarda sınırlamak zorunda kalmaktadır. Yapılan bir çalışmada da epilepsisi olan çocukların diyabet veya bronşiyel astım gibi diğer kolik bozuklukları olan çocuklardan daha fazla sosyal problemlere sahip olduğu belirtilmektedir. Epilepsinin psikososyal boyutu hastalığın direkt etkisinin yanı sıra sosyal çevresi tarafından nasıl algılandığı ile de ilgilidir. Stigma, bir bireyin toplum tarafından reddedilmesine, kabul görmemesine, aşağı görülmesine ve dışlanmasına yapılan bir işaret, iz ya da bir etiket olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu kişiler kendilerine toplumda etiketlenmiş veya horlanmış, dışlanmış veya hastalığına ötürü yetersiz ve eksik olarak algılanmalarına da neden olmaktadır. Toplum içerisinde bu hastalarda hastalığını gizlemesi de olmaktadır. Bunun en önemli faktörlerinden birisi de budur. Epilepsi ile ilgili klişe kalıplar, bilgiler toplumda hala yaygın olup medyada da epilepsi ile ilgili hatalı bilgilere de rastlanmaktadır. Bu noktada belki sosyal medyaya düşen iş de daha çok bu hastaların toplum tarafından dışlanmasına ve sanki böyle çok yetersiz ve eksik olmalarına ilişkin algıları değiştirmek konusunda medyaya da çok iş düşmektedir. Çünkü sonuçta bunlar da diğer kronik hastalar gibi bir hastalık sahibidirler ve diğer kronik hastalıklar nasıl bir takım tedavilerle ve sosyal desteklerle insanların hayatını daha kaliteli sürdürmelerine neden olacak bir takım çabalarla gelişiyorsa bu kişiler için de aynı şeyin geçerli olduğu düşüncelerini, inançlarını bence medyanın da bu şekilde sık olarak vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Stigma yol açan bu durum bireyin ayrımcılığa ve ön yargı davranışa maruz kalması neden olmaktadır. Ayrıca bu durum bireyi sosyal çevresinden arkadaş, akraba, komşu uzaklaştırarak kişiler arası ilişkileri istihdam edilebilirliği ve genel olarak yaşam kalitesi etkilemekte ve epilepsi hastalarında psikososyal sorunlara neden olmaktadır. Epilepsi hastalarının stigmayı algılama biçimi sübjektif bir süreçtir ve hastalarda büyük farklılıklar gösterebilir. Yani kişiden kişiye bu durumu nasıl algıladığına göre ve nasıl geri dönüşüm yaptığına göre değişmektedir. Bireyin kişilik yapısı, bu çok önemli. Yani kişilik yapısı olarak eğer birey ego gücü yerindeyse ve bununla baş edebilecek düzeyde kendini güçlü hissediyorsa bu hastalığı sanki onu diğerlerinden ayıran bir problemmiş gibi değil de sanki diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi birlikte yaşayabileceği bir durum olarak algılamakta, bu da kişiye daha çok işlevselliğini sürdürebilmekte ve daha sağlıklı yaşamasına da ruhsal anlamda faydalı olmakta. Ama eğer birey kişilik özellikleri olarak daha karamsar, daha olumsuz odaklı bir yapısı varsa o zaman bu durumu daha çok olumsuzluklara odaklanarak ve yaşadığı yaşamda gördüğü olumsuzluklardan hastalıkla ilgili etkilenerek daha çok bir köşeye çekilmekte ise o zaman bu kişiyi olumsuz yönde etkilemekte. Bu nedenle kişilik yapısı da burada çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri de bu durumla başa çıkma yeteneği, aynı zamanda baş etme becerisi dediğimiz şey bizim psikolojide kullandığımız şeylerden bir tanesi de kişinin var olan sorunlarla baş etme becerisini ne kadar ve nasıl kullanabildiğidir. Bu da yine de kişilik özellikleri de bağlantılıdır aynı zamanda. Eğitim düzeyi ve istihdam sürecinde ayrımcılığa uğraması, yaşadığı kısıtlamalar stigma üzerine potansiyel etkiye sahip. Epilepsi hastalığının stigmaya ve psikososyal sorunlara neden olabilen bir takım klinik özellikleri de vardır. Bunlardan bir tanesi nöbet türü. Özellikle tonik-klonik nöbetler ve iyi kontrol edilmeyen nöbetler epilepsinin psikososyal sonuçları üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Epilepsi hastalarının %62'sinin geçirilen nöbetlerden dolayı stigma yaşadıkları bildirmişlerdir. Yani ayrımcılığa maruz kalmak gibi söyleyebiliriz veya yapılan bir başka çalışmada da stigmanın nöbet endişesi, istihdam durumu, öz yeterlik, sosyal destek, yaşam kalitesi ve nöbet başlangıç yaşıyla ilgili olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca elde edilen bu bilgilerin algılanan stigma açısından yüksek risk altında olan epilepsi hastalar için kanıta dayalı uyguların geliştirmesinde ve bireyin öz denetiminin sağlanmasında önemli olduğu belirtilmiştir. Şimdi önemli bir diğer faktörü sosyal izolasyon, kişiler arası ve aile ilişkileri. Sosyal izolasyon epilepsi hastalarına yaygın bir durum olarak görülmektedir. Birçok faktörün sonucu olabilmektedir. Toplum için nöbet geçirme korkusu, iş bulma ve işle devam etmekte yaşanan sorunlar ve ebeveynlerin aşırı korumacı olması bireyin sosyal etkileşim fırsatlarını azaltabilir. Epilepsi hastalarının epilepside yaşama ilişkin en kötü şey olarak korkuyu bildirdikleri. Bunun bir araba kazası yapma korkusu, herkesin önünde nöbet geçirme korkusu, stigma korkusu, işini kaybetme korkusu ve insanların gözünün önünde rezil olacağım, kötü duruma düşeceğim korkusu gibi daha yoğun bir şekilde korku duygularının daha ön planda olduğu yapılan çalışmalarını desteklenmiş. Epilepsi hastaları stigma yüzünden ve toplum önünde nöbet geçirme korkusu nedeniyle kendilerini topluma izole etmektedirler ve sosyal etkileşimin azalması, arkadaş ilişkileri geliştirme şanslarının azaltmakla birlikte bu durum bu hastalarda evlilik durumuna, eş uyumuna da yansımakta. Yapılan bir çalışmada genel nüfusa göre epilepsisi olan kadın ve erkek hastaların evlilik oranının daha düşük, boşanma oranlarının daha yüksek olduğu belirtilmiş. Ayrıca epilepsinin başlangıç yaşının ve nöbet sıklığının evlilik durumunu etkilediği, epilepsi başlangıcı daha genç yaşta olanların evlenme olasılığının daha düşük olduğuna ilişkin çalışmalar yapılmış. Epilepsinin hasta ailesinin yaşamı üzerine olumsuz etkileri var. Yani aileler açısından da baktığımızda çocukların epilepsi tanısı almasını kabullenmek oldukça zor bir durum. Yani bu durumu kabul önce aileler için yaşanan sorunlardan bir tanesi. Epilepsi hastalarının ailelerinde hastalığın bilinmeyen doğası, bunun prognozu yani gidiş süreci ve antiepileptik ilaçların yan etkileri, hastalarının gelecekteki yaşamlarını etkilemesi, yani evlilik, kariyer gibi konularda, hayatını sürdürme konusunda yaşayacakları psikolojik stres ve yükün oluşacağı sorunlar aileleri de bu anlamda önemli derecede etkilemekte ve hastalara karşı daha korumacı davranmaktadırlar. Bu da bazen bu aşırı koruyucu davranış kişinin yine kendini sosyal izolasyonuna ve kendini yetersiz, değersiz ya da bu stigma dediğimiz durum hissetmesine neden olabilmektedir. Kronik bir hastalık olan epilepsi ailenin ekonomik sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bir diğer konu da ailenin ekonomisi. Burada da hastanın işine ayrılmak zorunda kalması, zaman zaman hastane yatışları belki bazı durumlarda, tıbbi izlemler, tedavi ilaç giderleri, ailelerin tedavi merkezlerine uzak yerleşim yerlerinde yaşıyor olmaları, yapılan özel harcamalar aileyi de ekonomik yönde etkilemekte. Sosyal faaliyetlere katılım ve bağımsızlığı sınırlayabilecek bir diğer faktör de araba kullanmalarıdır. Kullandığı otomobili kontrolü kaybetme ve başkalarına zarar verme riskinin yüksek olması nedeniyle araba kullanımı bu hastalarda kısıtlanmaktadır. Araba kullanabilme yeteneği bir işe girebilmek için koşul olabilmeden işe düzenli olarak devam etmeye kadar farklı anlamlar taşıyabilir. Araba kullanımına yönelik uygulamalar ülkeler arası farklılıklar gösterebilmekte. Araba kullanma için karar verdiren en önemli kriter nöbetsiz geçen süredir. Yani hasta ne kadar nöbetsiz bir süre geçiriyorsa araba kullanma durumu o kadar risksizdir ve yaşamını arabayla sürdürmesi gereken noktalarda rahat sürdürebilir. Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelere dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin biraz önce Doktor Aşkan da bahsetti. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Sürücü belgesi alabileceğine dair rapor düzenlenmesi halinde kontrol süresi raporda da belirtilerek devam etmektedir. Şimdi bir de bilişsel işlev sorunları dediğimiz bazı sorunlar var. Bilişsel dediğimiz zihinsel anlamda yaşadıkları sorunlar bu hastaların. Psikososyal faktörler davranışsal ve bilişsel bozuklukları etkilemekte. Bilişsel yetersizlikler yaşanan sorunlar içerisinde en çok belirlenen sorunlardan birisi. Epilepsi hastalarında görülen bilişsel bozukluklar ilaç yan etkilerine,
nöbetlere ya da beyin fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Belli ki ilgili yaşanan sorunlar düşük konsantrasyon ve küçük unutkanlıklardan oryantasyon bozukluğu, bilinç bozukluğu gibi daha büyük sorunlara kadar gidebilmektedir. Bu tür sorunlar epilepsi daha uzun süre yaşayanlara daha belirlidir. Ve böylece epilepsi hastalarında öğrenme güçlükleri de görülebilmektedir. Nöbetler, bireyin uyanıklık düzeyini ve bilginin kısa süre depolanmasını etkileyebileceği için öğrenme ağır bir şekilde etkilenebilir ve böyle etkilendiğinde de kişinin yine yaşam kalitesini etkileyen bir sorun haline gelmektedir. Bu güçlüklerin okul başarısı üzerinde de olumsuz etkileri olabilmekte ya da bir şey öğrenme noktasında, öğrenci değildir ama ne bileyim işte işinde gideceği bir kurs atıyorum ya da öğrenmesi gereken yeni bir bilgi konusunda da kişiyi zorlayabilir. Nöbet aktivitesinden kaynaklanan bilişsel bozuklukların etkin nöbet kontrolü azaltılabileceği vurgulanmakta. Nöbetlerin bilişsel işlevsellik üzerinde olumsuz etkileri epilepsisi olan çocuklar özellikle daha belirgin. Bu nedenle etkin nöbet kontrolünün sağlanması uzun süreli bilişsel işlev bozukluğunun önlenmesinde son derece önemlidir. Epilepsi ile bilişsel işlev bozukluğu arasındaki ilişki iki yönlü olabilmektedir. Nöbetlerin başlamasından daha önce veya daha sonra bilişsel işlev bozukluğu ortaya çıkabilir. Yapılan bir çalışmada tanı konduktan sonraki 12 ay içerisinde test edilen çocuklar davranış, dikkat, reaksiyon süresi, yer öğrenimi ve akademik beceriyle ilgili kriterler açısından karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha kötü sonuçlar elde etmişlerdir. Şimdi anksiyete ve depresyon epilepsi hastalarında en yoğun gördüğümüz psikiyatrik spektrumdaki tanı alan hastalıklardır. Hatta hatırlarsanız bir isim vermeyeceğim bir eski devlet büyüğünün oğlu temporal lob epilepsisi yaşarken daha sonra depresyon nedeniyle intihar etti. İsim vermeyeceğim. Sonra. Peki, epilepsi hastaları genel popülasyondan daha fazla psikopatoloji, anksiyete, depresyon ve intihar riski altındadırlar. Ve epilepsi olmayanlara göre sosyal sorunları daha fazladır. Bu hastalar kronik duruma bağlı moral bozukluğunda sık sık eğilim gösterirler. Bu nedenle yaşam üzerine daha kötümser bir bakış açısına sahiptirler. Epilepsi hastalarında anksiyete duygularının artması çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmekte. Anksiyete nöbet aktivitesi öncesinde ve sırasında ortaya çıkabildiği gibi nöbet korkusu anksiyete duygularını tetikleyebilir. Ya olursa, ya olursa, ya olursa bir de kişinin kişilik özelliği anksiyeteye yatkınsa bu da tetikleyebilir. Ayrıca epilepsiyle ilişkili bir diğer stigma hastaları daha endişeli hale getirebilir. Epilepsi hastalarında nöbetlere tahmin edilemezliği, herhangi bir zaman hiç ummadık yerde ortaya çıkma olasılığı nedeniyle agorafobi veya sosyal fobi de ortaya çıkabilir. Artmış nöbet sıklığının ve bazı antiepileptik ilaçların depresyonla ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda olguların sadece %30.8'inde depresyon belirtileri olmadığı belirlenmiş ve diğerlerinde var olduğu görülmüş. Ve bu çalışmada eğitim düzeyi ve gelir düzeyi düşük olanlarda, düzensiz nöbeti olanlarda, küçük yaştan itibaren nöbet geçirenlerde, ayda birden fazla nöbet geçirenlerde ve birden fazla antiepileptik ilaç alanlarda depresyon puanları yüksek bulunmuş. Bir başka çalışmada epilepsi hastalarında anksiyete ve depresyon ile nöbeti kontrol algısı arasında anlamlı bir ilişki belirtilmiş. Epilepsi ile depresyon arasındaki ilişki temelde iki yönlü olabilir. Daha önce depresyon öyküsü olan kişilerde daha sonra nöbetlerin ortaya çıkması nöbet başlangıcından önce depresyonun öncü bir faktör olduğu kanıtları yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır. Majör depresyon olan erişkinlerde epilepsi geliştirme riski kontrol grubuna göre 4 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde epilepsi olan çocuklar üzerine yapılan bir çalışmada örneklemin önemli bir bölümünde yaklaşık %45'inde nöbet bozukluğunun başlangıcından önce psikoloji öyküsü çoğunlukla anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada epilepsinin adolesanlar psikososyal açıdan önemli bir etkiye sahip olduğu, epilepsisi olan adolesanların
epilepsi olmayanlara göre daha yüksek bir depresyon ve sosyal kaygı yaşadıkları belirtilmişti. Zaten ergenliğin doğasından kaynaklanan sosyal kaygıya eğilim böyle bir hastalıkla birlikte pekişerek kişinin daha çok sosyal kaygı yaşamasına, sosyal anksiyetesi olmasına ve sonrasında bazen gelişebilecek anksiyete bozukluğuna da neden olabilir. Aynı çalışmada epilepsisi olan ergenlerde yüksek nöbet sıklığı düşük benlik sergisiyle de tonik, kronik nöbetler yüksek depresyon seviyeleri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca düşük düzeyde epilepsi bilgisinin yüksek depresyon seviyesi, düşük benlik sergisi ile yüksek sosyal anksiyete seviyeleri ile anlamlı olarak ilişkisel olduğu belirtilmiştir. Bu hastalarda nöbetlerin aniden oluşması, kişinin kendini kontrol edememesine, iş ve sosyal ilişkilerin bozulmasını ve benlik sergisini yitirmesine neden olmaktadır. Bu durum ise bu hastalarda depresyonun kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ve aynı zamanda bireyin çevresinde bağımlılık geliştirmesine neden olmaktadır. Yani birey daha çok çevrede eğer işte yalnız kalırsa ve yalnız olduğunda aniden bir nöbet ortaya çıkarsa işte ne bileyim ya problem yaşarsam gibi sorunlardan ötürü problem yaşayabilir. Kendilerini değer ve güvenirlikten yoksun, daha az istikrarlı ve yaşamla daha az baş edebilecek düzeyde algılarlar bu kişiler. Ve bu nedenle sağlıklı bireylere kıyasla kendilerini daha başarısız ve daha az mutlu olarak görürler. Ve burada bir başka sorun istihdam sorunları, kişilerin iş hayatında yaşamış ve yaşayarak oldukları, işe girmeyle ilgili yaşadıkları sorunlar da önemli faktörlerden bir tanesi. Erken başlangıç yaşı, epilepsi süresi, nöbet tipi, aile veya öğretmenler tarafından beklentilerin azalması, ebeveynler, öğretmenler ya da akranların tarafından epilepsi olduğu için çocuğa karşı gösterilen olumsuz tutum, nöbetler, tıbbi randevuları takiben okul devamsızlıklarına bağlı olarak okula devam edememe, yüksek antiepileptik ilaç dozları ve çoklu ilaç tedavisiyle gibi epilepsiyle ilişkili değişkenler okul başarısı olumsuz yönde etkileyebilmekte. Evet, benim şimdi söyleyeceklerim bunlardan çok şey var ama herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.